Ben ama de size yardım edeyim. Galiba duyamıyorlar. Yardım edeyim ben çocuklara. Daha kuvvetli çağıracağız. Sen kuvvetli var. Bir, iki, üç. Ay mislimimiz gelin buraya be. Merhaba Mehmet abi. Ay aman. Geleneksel Türk tiyatrosunda Mehtahça bir hikaye anlatacağız. İşte peşkir, işte sopa. Geçelim mi öykümüze? Geçelim. Efendim, yine bu peşkir sıkı boğma geçirdi bende. Lakin vardır dağarcığımızda bir küçük öykü. Ya bu abi ne anlatıyor? Getiriyor uyku. Yok yok. Anlat. Böyle pide mi olur? Vaktiyle ormanın birinde bir avcı avlanmaya çıkmış. Aha! Avcı da burada. Avcı ormanda av av hayvanı ararken yorulmuş. Vurmuş. Aha da tuzak. Nasıl bir tuzak? Şöyle açtı bu tuzak. Çömeledi bu tuzak. Böyle bir tuzak. Sonra tabii ki yorulmuş. Şöyle bir ağaca yaslanmış. Uyumaya başlamış. Horlarsa özür dilerim. Biraz zaman geçti. Tuzaktan bir ses gelmiş. Söyleme. Tuzakta bir hayvan yakalanmış. Acaba bu hayvan ne olabilir? Ne yakalanmış olabilir? Ceylan köpek. Serçeyi görünce tam şöyle tüfeğini doğrultmuş. Tam vuracakken bizim serçe dile gelmiş. Aç. Vurma bana. Sıra geldi. İkinci öğüde. Dinliyor muyuz? Tam kolay. İkinci öğüt çok önemli. Diyor ki. Kaçan fırsat için üzülme. İçinde bulunmuş olduğun anın değerini bil, kıymetini bil, harekete geç. Tam tımına bir ton altın vardı. Ama sen ya bir ton altın deyince bizim serçe gülmeye başlamış. İse Karagöz'müş. Aman hacı vat talebi. Vay Karagöz'üm nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Burnumu kapıya kıstırdı yine ya. Bu hacı, bu Karagöz hep böyle. Bunun yüzünden çalışamıyorum yahu. Bak neredeyiz nerede? Neredeyiz ya hacı vat? Yanındayız yanında. Bu akşam burada olacak. Hacı vat ve Karagöz siz.